Bir ay için böyle. Ev sahibiyim. Hoş buldum değil mi? Hoş geldin. Bin Sport'a hoş geldin. Sağ ol Ümit'ciğim. Uzun zaman oldu görüşmeli, iyi oldu. Hakikaten oldu ya. Yani. Oldu bayağı oldu. En son Mersin'de beraberdik değil mi? Mersin'de aynen. Mersin'de. Bazen eskiden akşamları karşılaşıyorduk onunla. Ben arada çıktığımda görüyordum. Bir ara gittim Makedonya'ya. Makedonya'ya. Benden sonra gittin ama. Evet, senden sonra gittim. Sen güzel yerdi. Güzel. Güzel, güzel. İyi geçti ya, iki senem orada. Geldim ama adapte olamadım kolay. Tabii Türk futbolunu özellikle bu sene çok zarar gördüğünü düşünüyorum. Bu sene evet. Saha içi değil de saha dışı konuşmalar daha çok olduğu için. İçine girip de taktiksel anlamda konuşma, yok, işte ne bileyim şey yok. Oyun kalitesiyle ilgili yok. Daha hiç çok onu konuşmaya da gerek yok. Bu sefer bu hafta mesela derbi. Bak biz eskiden amatör ruhlarla o derbileri yaşardık. Mesela oynadığın takımın tarafıydın bir de. Tabii. Şimdi tamamen herkes odaklanmış, profesyonel olmuş. Yani taraftar bile o duyguyu yaşamıyor eskiden. Aynen, o derbi yani havasını yakalayamıyorlar. Bir de, bilmiyorum tabii bu şeyden kaynaklanıyor. Bizim zamanımızda Türk oyuncunun fazla oluşu o hava çok daha etki ediyordu. Yani ya, işte yabancı sayısının sadece şeyi sınırlıydı. İşte bizde 3 artı 1 vardı. İşte 3 oldu. Şimdi hatta ilk oynama benim başladığımda. Şu an kuralları takip edemiyoruz. 2 tabii diyorum o kural. Şimdi önümüzdeki yıl şey. 12. İlk 11 şey yabancı çıkabiliyorsun. Bir de 12 yapabiliyorsun. Dolayısıyla elindeki 10 tane yabancı çıkartmak tabii zorunda kalacağım. O da bir enteresan bir bence kural oldu. Bence Türk futbolu için handikap. Çok handikap. Bir kere şunu söylüyorum her zaman. Yani sen de aynı yorumu getireceğini düşünüyorum. Yabancı Türk futbolcu yok. İyi futbolcu, kötü futbolcu. Çalışan futbolcu, çalışmayan kesinlikle futbolcu. Diyorlar ki yabancı da oyuncu, Türk oyuncu oynatmak istiyor. Oynatmak istiyorsan çalışacak. Barış Alper nasıl Zaha'nın önüne geçti? Kerem nasıl Tete'nin önüne geçti? İsmail Yüksek nasıl Fred'in önüne geçiyor zaman zaman? Ferdi'nin yani Türk oyuncular da çalıştığı zaman bir yere gelebiliyorlar. Hayır, Türk oyuncumuz da gitsin Belçika'da, Hollanda'da, ne bileyim İspanya'da oynasın. Ama giden geri geliyor. İşte oynasın yani, gitsin yani. O yani buradaki şey aynı bilgisayarda işte PlayStation'da nasıl oyuncu alıyorlar, takım yapıyorlar. Parası olan da, bütçesi olan da yorganına göre ayağını uzatıp takım yapacak. Gider buradaki oyuncumuz işte nasıl oynuyor bizim yıllarca mesela. Ben bunu örnek her zaman söylerim Enes için. Enes 16-17 yaşlarında gitti. İşte Hollanda Ligi'ne gitti, çocuk oynadı. İşte ne bileyim Belçika Ligi'ne yanılmıyorsam gitti oynadı. Sonra İngiltere'ye gitti. Bir ara sonra İspanya'ya döndü. Şimdi tekrar İngiltere'de. Yaklaşık 7-8 yıldır bu çocuk devamlı yurt dışında. Çok takdir ediyorum. Türkiye Ligi'ne uğramadan, Bursa'dan çıktığından beri devam ediyor. Böyle olduğunda ne olacak? Yani bunun maddi tarafı beni düşündüren taraf. Yani oyuncunun senin dediğin gibi iyi futbolcu, kötü futbolcu, yabancı futbolcu, yerli futbolcu. İkisi için de aynı şey geçerli. Ama benim görüşüm bu paraları kaldıracak kapasitede değiliz. İlk karşılaştığınız maçı hatırlıyor musunuz hocalarım? Bu iki dev ne zaman geçti ilk kez? Ya muhtemelen Beşiktaş Gençler Birliği maçıdır. Evet. Söyleyeyim. Ama o da Ankara'dadır. 19 Mayıs'tadır. Bak tutturdum mu? Doğru. Tutturdum. Tam diğerini Ümit'e pas edeyim. Ben 90, iki tane tutturdum. 97-98 mi? 96-97 hocam. Bravo. Ama ben de bildim. Sonuçta. 19 Mayıs doğru mu? Bu maçta Mayıs, gol evet atıyorum. Biz şampiyonla oynuyoruz Ümit bu maçta. Çok önemli bir maç bu. Sizin maç. Gençler Birliği maçı. 1-1 bitmedi mi ya bu maç? Yok. Yendik 3-1 ya galiba. 3-0. 3-0 yendik. Bu ilk yarı 0-0 bitti. Sana baksana. Ya boş yer yok ya. Full maşallah. Ya. Full. Boş yer yok. Bak, ya. Ali değil mi arkadaki? Ali Eren. Ya bu maç bizim için çok önemliydi. 96-97 sezonda. Bak oyuna giriyorum şimdi. Çekişiyorduk. İlk maça. Vay be. Vay be. Benim ilk sezon zaten gençlerde. Almanya'dan geldikten sonra değil mi? Bak. Lukaku'nun babasıyla oynadım bak. Evet evet. Bak. Evet. O Lukaku beni onun oğlu beni izleyerek topçu oldu. Doğrudur ya. Ya. Ankara bebesi oldu çocuk.
Bu maçta da şimdi böyle çimler görünüyor ya Ümit. Öyle o gün mi? Hatırlarsan bu sahanın temizlenmiş. Her şeyi bırak. Allah aşkına şu seyirciye bak ya. Buz gibiydi. Ama seyirci seyirciye baksana ya. Allah aşkına ya. Ya full çekmiş gençler baksana bir taraftar. Baksana ya şuna bak ya. Doldurmuşuz yine stadyum. Tabii o baksana dönemde. Baksana da yüzümde bıyık yok, sakal yok, top sakal yok. Ama hani baldırda baksana nasıl baldırlar Roberto Carlos gibiydi. Bir şey diyeceğim, 16 numara kim? Orada. İdris. İdris, he, o da iyi oyuncuydu. Ümit Miltakım'a falan geliyordu arkadaşımızdan. Sonra bir yerlerde olmadı. Sonra olmadı. O da forvetti çünkü. Aynen, o da santrafor. Ümit Hocam, o gençlerindeki birçok futbolcu sonu hepsi birçok büyük kulübe gitti. Fener'e giden o var, Ümit Özat, Beşiktaş'a gidenler, Galatasaray'a. Tabii, özellikle bizim 2000 kadrosu, işte Tolga Beşiktaş'a gitti, Ali Eren Beşiktaş'a gitti, Jeremy Real Madrid'e gitti, ben Galatasaray'a gittim. Ondan sonra baban gider galiba ülkesine döndü. Metin Diyar'ın Fener'e. O dönemde şey var mıydı? Kona falan. Kona vardı. Ama Moşe, Kona Moşe zaten falan. İkinci gelişi. Sonra mı gelişi? Yani sonra gelişi. Kona mı? Onlar o üçlü meşhur. Onların hepsi zaten dağıldı. Gençler Birliği her zaman abi, zor takımdı. Yani hele deplasman Ankara. Puan kaybetme olasılığın yüksekti her zaman yani. Ama Beşiktaş'ı biraz... Mesela Fener Gençler Birliği'nin çok şansı tutardı. Evet, bize tutmazdı. Ümit Hocam, 10 numaralı golle başlayalım mı muhabbete? Derbi zamanı geldi. Hadi bakalım. Ergün. Fatih. Ergün. Ümit aldı. Kaleye vurdu, gol! Gol! Ümit Kaleye'nin legesi! Ümit'in legesi! Galatasaray 2-0 önde! Kenan'ın pası Alper'e. Alper. Karşısında Buruma var. Alper. Şener'i düşündü. Şener koştu. Şener yetişti. Çevirdi. Şut ve gol! Robin van Persie! Van Persie'nin herhalde en iyi yaptığı işlerden bir tanesi bu maçta. İki golü herhalde. Van Persie bileydiniz be. Van Persie bileydiniz. Bizim maç çok önemli maçtı. Biliyorsun 6-0 revanşı maçıydı. Değil mi? Aynen. O maçta 2 tane attım ama bu çok önemli bir goldü. Hatta ben o maçta çok da gol kaçırdım. Yani tek başıma 6-0 yapabildim. Hatırlıyorum o maçı. Aynen. Ama çok güzel, çok iyi oynamıştın o maçta. Evet, evet. Bir kaleciler için de en pis goldür o biraz önce. Düştü top, abinin önüne sekti zaten. Top gelmeden tam öne sekmesi, biliyorsun kaleciler aynen en sevmediği toptur. Bir de benden beklemiyordu. Ben yakından vuruyorum ya, uzaktan vuruyorum. Evet, sen de o, genelde oradan vurmazsın aslında. Aynen. Hissettin galiba. Bu da bak ikinci gol. Bu da çok. Ümit Davala indiriyor. Bu işte benim işim. Bu. Bu Ümit Karan. Bu şey klasik golcü golü. Güzel maç oldu benim için. Tabii unutulmazlar arasına girer benim için. Ümit de çok güzel indirmiş bu Ümit. Evet. Davala. Van Persie'nin golü hocam. Van Persie de santrafor buluşu. Ya ben Van Persie'yi beğeniyordum ama Türkiye'de beğendiremedim ya. Ya Türkiye'de çok böyle inanılmaz böyle harikalar yaratacak bir oyun oynamadı. Mesela atıyorum Fenerbahçe'ye gelenler arasında işte bir Pierre Fendi oynadık gibi, o da Hollandalı. Bir fayda sağlamadı. Biraz böyle şey tarzı vardı Van Persie, Ümit. Umursamaz bir tarz vardı. Zaten şey gidiyor, antrenmanı başka spor salonuna gidiyordu falan filan. Çok umursamaz bir tarz ama vardı. Bayağı gol attı o sezon galiba. Yine 1400 yine gol attı galiba. Yani. Ölüsü bile iş yapıyordu yani ama. Düşünün, biz artık 14 gol az gol diyoruz o yani. O dönemde mesela rekor transfere gelmişti. Benim evet bildiğim 6-7 milyon eurolara evet yıllık. Ama o Arsenal'da izlediğimiz Van Persie'nden esame yoktu bence. Ama iyi oynadığı maçlardan bir tanesiydi o derbi. Gol attığı derbi. O zaman 9 numaraya bakalım. Bakalım. Fernanda çevirdi. Şut pozisyonu kaçırdı. Orası Ali Sami yani. Zaten Lines'in bir tek onu hatırlıyorum. Lines tabii uzun zaman Galatasaray'da kaldı. Çok beyefendi, çok karakterli bir oyuncuydu. Ben beğeniyordum ya bu oyuncuyu. Yani hani faydalı bir oyuncuydu faydalı, yani. Faydalı, zarar vermedi en azından kulübe. Bir de Galatasaray taraftarı da sevdi çocuğu. Hakikaten inanılmaz. Yani beklentilerin üzerinde çıkan. Afyan'ın pasına bak be. Oyuncuydu.
Apia ne top atmış. Bana göre orta sahanın gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi Apia'dır. Apia tabii o da çok önemli bir oyuncu. Ama şurada da Nobre çok yızdı. Nobre yani. Sever bu işleri zaten. Hep araya girmeyi seviyor zaten. İnanılmaz zıplamış burada. Biraz Mondragon'un da hatası var mı? Yani işte, bak işte Mondragon çizgi kalecisi. Şimdi mesela Mustera o topu almıştı. Önde oynayan bir kaleci. Mustera komplik bir kaleci. Tabii ama işte ama o zaman öyle önde oynayan kaleci çok yoktu. Yok. Hepsi Oliver Kahn şey Kahn'dan diyorum. Neuer'dan sonra başladı zaten evet. Önde oynamaya. Mondragon da çok iyi kaleci biliyorsun. Uzaktan çizgide, cepheden çok, falan. Ben çok gol kaçırdım ona karşı. Yani. Vallahi ciddi söylüyorum. Sen normalde kaçırmazsın. Yok vallahi. 92 yılında Trabzon Fenerbahçe 16 yaşındayken 4-3'lük maç. Nasıl bir duyguydu hocam ilk maç Fenerbahçe? Vallahi inanılmaz. O dönemde tabii bizim hepsi abilerimiz, sevdiğimiz, hayranlıkla izlediğimiz kişilerle aynı ortamda oynuyorsun. Baktığında kadro kalitesi her iki takım içerisinde isimler mükemmel. Ama sadece sahaya girene kadar, sahaya girdikten sonra o heyecanım gitti. 92'de sen Almanya'daydın. Tabii ben daha gelmemiştim. İsmail Hoca'yla olayım vardı hocam maçta. O maç mesela benim için en büyük anı. Herkes onu tabii sanki kaçırdığım gibi görünüyor. İsmail Hoca çizgiden elle çıkarttı topu. Benim golüm öyle güme gitti ki İsmail Hoca, o görüntü gelecek mi bilmiyorum, bir gösterebilirseler, çizgiden elle çıkartıyor. Hasan Ceylan hakem, hiç unutmuyorum. Oynayın dedi. Devam dedi. Bilmiyorum gelecek bazı mi o görüntü. Bak şimdi. Bazı hakemler unutulmuyor. Bak görüntü. Aykut abi atıyor, Gersan atıyor, Rıdvan abi atıyor burada. Tanju abi de var. Bak şu galiba. Yok. Bu gol nereye vurmuş be? Soner abi evet, çok güzel gol. Ya 4-3 bitiyor bu maç. Bak görüyor musun? Ay. Bak yakın biraz. Bak ben itiraz ediyorum, hiç bakmıyor bile. Bir de gençsin ya, kimse dinletemiyor. Bak çıldırıyorum. Bak biri geri al onu. Bir geri al. Yavaş bir göster. %100 elle çıkartılan top. Bak al. Al geri al ya. Yalnız al bak al. Tam şey vururken bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anki VAR sistemi bile bu pozisyonu çözemez. Yapma ya. Elle çıkartmış. Profesyonelce mi? Tabii. Bak. Görüyor musun? Eli görüyorum, el açık, el burada ya. Çıkartıyor resmen. Yani top boş, kaleye ağlara gidecek. Bir şey söyleyeyim, gençsin nasıl belli, itirazı da yumuşak da. Düşünsene bu 3-5 sene bak, sonra... Bak çıldırıyorum, bakıyorum. İsmail abi, İsmail Hoca'ya diyorum ki söylesene elle çık. Söyler mi hayatta? Ümit Hocam, sizin ilk gol derbiler Galatasaray'a karşı. O gole gidelim. Ya. Anılarınız nedir? Şimdi tabii ben Galatasaray taraftarıyım. İlk kez de Ali Sami'ye geliyorum. Benim için çok önemli. Tabii şimdi ben maçı izlemiyorum. Seyirci izliyorum. Ümit hep o zaman 1'den 16'ya kadar da hep 13'ü vermişler tabii. Sana. Uğursuzdur ama. Burada Vedat'ın geri pasıyla 70 şimdi 70. Vedat kardeşim sana şey yapmış. Tabii. Kıyağını yapmış. kaç oldu burada maç? 1-1. 1-1 bitti. Tabii Ümit Özat ilk kendi kalesine attı ilk yarı. 1-1 bitti ha. KK meşhur golü var ya, KK kendi kalesine. Ama bir şey söyleyeyim. Bu da onun gibi bir şey. KK gibi. Bakayım. Yani şimdi burada Sadi Tekelioğlu benim hocam. Isın dedi. Dedim nasıl ısın ya, ben o zaman sahaya gireceğim. İnanmıyorum Ali Sami'nin de maça gireceğimi de. Ben hayatımda görmedim ki o zaman. Ali anca uzaktan seyrediyordum. Tabii benim için çok önemli. Ondan çok, sonra... çok büyük heyecan duymuşum. Çok ya, inanılmaz. Yani. Zaten sevincimi nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Ben şanslıydım. Şeyde Avinaker'deydi. Benim evet. İlk Süper Lig maçım 92'de. Sen şanslı değilsin. Ali Sami'nin de 31 sekizinci önünde. Bir de taraftarım. Tabii canım. Takımın taraftarıyım. Ama ümit kalmıyor taraftar. Şimdi girince işin içine. Ya öyle de tamam kalmıyor ama taraftar. Şimdi ben daha Almanya'dan yeni gelmişim. Daha toy bir çocuğum yani. Almanya'dan. 8. gol. 8. gol mü? Ziegler, Caner. Ebu'ye. Elmaner. Ebu'ya talisik verdi. Emanuel Ebu'ya geçti. Burada birisi markete gitti ama çok güzel gol ya. Kesinlikle. Ebu'ya de çok iyi oyuncuydu ya. Çok bence ben de beğendim. Gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden bir tanesi. Sonra bir takım bir problemler falan evet. Oldu. Sağlık problemleri de oldu galiba. Üzüldüm ama
Kesinlikle. Bir de çok taraftar da çok seviyordu Eboy'a. Hakikaten iyi çok oynadı. Yararlı oynadı ama Galatasaray'da. Çok iyi işler yaptı. Yani gelen mesela yabancıların içlerinde yararlı olanlardan. Ortega'nın. Bu maçı hatırlamak istemiyorum. Bu şey değil mi? 6-0'lık maç aynen. Mondragon yapma. 6 kere kaleye geldi. Ben bu maçta oyuna girmedim. Kulübedeydim. Ben de kulübeye sonradan girdim oyuna. Maalesef. Yani Ortega zaten tek golü galiba. Başka gol attı mı bilmiyorum. Var, birkaç tane daha var. Var mı? Var. Ama aynı biraz önce Van Persie için söylediğim ama Ortega şey, hiçbir şey yapamadı ya. O hiç çıkmıyordu idmanlara. Mesela bir tane idmana haftada bir ya çıkıyordu ya çıkmıyordu. Biliyorsun toplam 6 kere kaleye geldiniz bu maçta. 6 kere gol oldu. Evet evet. Biz ama her gelen gol oldu. Ya Vedat her attı. Şey, Ümit attı. Ama ondan sonra Ümit'in golleri var ya, çok güzel golleri var. Ümit attı. Kim attı başka? Dur. O Serhat attı. Ama defanstan da. Defanstan da herhalde Ceyhun attı. Mirković falan da attı galiba ya. Öyle hatırlıyorum. Hocam derbilerde stada girerken neler yaşardınız? Ya derbiye hazırlık bir gün öncesinde özellikle Galatasaray-Fener derbilerinde neler hissederdiniz? O işte biraz önce Ümit'te anlatmak istediğim o hava bizim içimizde vardı. Yani çünkü bunu şu anda atıyorum işte örnek işte Ferdi için demeyeyim ama işte İsmail Yüksek diyebilirim. İşte ne bileyim Mert Hakan diyebilirim. Şey de aklıma gelmiyor, Türk de aklıma gelmiyor. Serdar Aziz diyelim. Bunlar aralarında belki hissedebilir ama ne bileyim bir Tadiç'e, işte ne bileyim bir Şivanski'ye, işte ne bileyim bir Osayi'ye nasıl işte bu bizim maçların havasını anlatır, eskiden nasıldı, nasıl geldi, bu derbiler nasıldı? Bilmiyorum, aralarında öyle konuşmalar tabii oluyor mudur? Mesela bizde... Muslera da vardı, Muslera artık o derbinin havasını biliyordu. Muslera saymıyorum artık. Ama şu var, eskiden biz... Bir hafta boyunca gazetelerde tabii, bir hafta. Sokağa çıkarken herkes derbi konuşurdu. Kimse baskı vardı, baskı. Maçtan önce selamlaşmıyorduk. Topçu ya elimi uzatmazdım. Böyle bir şey. Elimi uzatsam yanacaktım. Niye selam verdin? Forma değiştireceğiz falan tabii. Maçtan sonra düşünsene sen o formayı nasıl alırsın derlerdi bize. Çok ilginçti tabii. Ya. Ama, yani ama duygu dolu maçlar yaşadık. Yani o ya ben o... mesela çok maç biliyorum derbilerden. Derbilerden sonra mil takım kampları olurdu. Mil takım kamplarında selamlaşırdık. Dediğin gibi maç esnasında mümkün birbirimizin mi? Yüzüne bakmıyorduk. Ya ben yemin ediyorum. Bu kötü bir şey Ümit ya. Yani ben caddeye gidiyordum. Bunun ana teması ne her biliyor şey musun? Her şey geçmiyordum ana ya. Ana teması baskı. Baskı gittiğin restoranda, işte trafikte, işte ne bileyim yakın çevrendeki arkadaşlarında. Ondan dolayı bu baskı oluşuyordu. Bu sadece bizim için değil. İki taraf için de aynı baskı oluşuyordu. Ama şimdi mesela o baskı, onu sormak istiyorum. Ya, mesela var mıdır? Biz derbi kaybetsek 3 hafta evden çıkamazdık ya. Tabii canım. Hala konuşurlardı derbiyi. Sen deli misin ya? Ne 3 haftası, daha fazla ya. Şeyden biz biliyorum, o zaman bizim dönemimizde mesela Beşiktaş'ta daha çok ağırlıklı. Fulya'daydık. Fulya biliyorsun merkezde. Aynen. Oradan kötü bittiyse yandın. Sağa çekiyordu. Güzel konuşmasını yapıyordu, gidiyordu. 7 kaç numara? 7 numaraya geldik. 7 mi? 7. Bakalım 7'ye. Cahilson Ömer'den sıyrıldı. Atak devam ediyor. Yan çizgi Dirar. Orta pozisyonu. Dirar yerden çıkartıyor topu. Dong. Onyekuru'dan koşuyor. Ne uzadı be. Onyekuru yine topu aldı. Burası Cahilson Kadıköy. Cahilson arkasında Onyekuru. Onyekuru gitti. Onyekuru karşı karşıya. Onyekuru bir çalım aynen. Attı. Gol attı. Gol Onyekuru. Burada artık Onyekuru. O süre bitti. Burada bu Fatih Hoca değil mi hoca? Bu golle 2019-2020. Kadıköy kabusu bitti. Kabusumuz bitti dedi. Gerçeklere döndük. Ondan sonra zaten artık daha rahat oynamaya başladık. Biliyorsun en son bundan önce Milan Baroş'un topu direkten döndü. Ama bu artık galibiyeti getiren goldü. Ama ne depar atmış be. Uçmuş. Uçmuş. Onyekuru mesela daha sonraki şeylerde ben Galatasaray'da uzun süre oynar diye düşünüyordum bu oyuncu için. Daha sonra bir gitti. Sonra tekrar Adana Demir'e geldi. 7 numara mı? Kaç numara bu? Crespo. Fener'in 7 numarası. Çok temiz vurmuş. Mesela ben bu oyuncuyu beğenirim. Yani dersen ki çok üst seviye mi? Ama şu anda Crespo mesela mu? Crespo ile ilgili kadro kalitesinde bu sene Fenerbahçe'nin İsmail
Yüksek'le birlikte kadronun içinde bulunması gereken oyuncuların bir tanesiydi. Devre arası gönderilmesi yanlış bir karardı. Heh, onu diyeceğim. Bravo. Bence de aynı fikirdeyim. 6 numaraya geldik. 6 mı? Serdar. Büyük hata Serdar'dan. Şimdi Mahmut Icardi ceza alanına girdi. Çatalı. Şut şansı. Vurdu. Beto yani burada 3 tane daha kaleci olsa herhalde çıkartamaz. Şimdi burada inan hepsini görerek, ölçerek, biçerek vuruyor. Yani tek gol şansım var diyor. O açı tavana vurmam lazım. Orada yapılacak başka vuruş var mı sence? Yani uzak köşeye vuramaz. Vuramaz. Veya daha sağ ayakta olsa belki vurabilir. Sol ayak şimdi sol ayakta yine vuramaz. Fenerbahçe'nin 6 numarası. Herhalde Jailson'un attığı tek 1-2 golden bir tanesi. Bir daha atamamış. Bir daha yok galiba. Bir daha öyle bir gol atamamış zaten. Ama çok temiz vurmuş. Evet. Çok ayak temiz içi. Vurmuş. Bu çok gol atmazdı zaten ya. Güzel vurmuş. Yani şu an tabii gol kralı olarak Icardi gözüküyor. Bence gol kralı olarak da kapatacak ligi. Çünkü Dzeko ile İsmail Kartal arasında bayağı gerildi özellikle. Şimdi bu şeyden hafta oynatmadı. Düştü sanki. Oyundan düştü. Ama şimdi sen de santrafordun ben de. Ben her maçta 60'ta 70'te oyundan çıkacaksam o beni gardımı da düşürür. Sanki otomatiğe bağlamıştı değil mi? Hayır, zaten hani 60'a kadar gol attın yoksa hani çıkacak. 10 dakika içine çıkacağım. Ama Icardi hep 90 dakika oyundaydı. Ne olur 3 ya 4 kere kaçırırsam belki 5.yi atacak. Hatta şöyle diyebiliriz. Mesela Okan Hoca Icardi'ye çok tahammül ettiği maçlar oldu bu sene. Ya aynen. Eksik oynattığı maçlar oldu. Sakat oynattığı. Hatta... Sakat oynattığı. Bunların hepsi bence yanlıştı. Ama bak şimdi Okan Hoca mesela açıklamaları var. Hatırlayalım. Ne dedi? Biz onunla konuştuk. Ama kulübede yedek santraforun yok. İletişimdeydik. Şimdi şu anda hocalık da yaptık. Yapıyoruz da. En iyi oyuncu sağlam oyuncudur. Aynı fikirde miyiz? Ama işte Icardi ama şimdi oyuncunun özverisi de önemli. Icardi sakatlık öncesi ve sonrası çok değişikti. Şimdi son 1,5-2 aydır iyi oynuyor Ümit. Evet katılıyorum. Ondan önce hatta Galatasaray hali bak bir şey diyorum. Tempo hali, olarak bak, çok şu an düşüktü. Gol sayısına yine ulaştı ama geçen senenin performansına hala uzak. Evet işte onu anlatmaya ama çalışıyorum ama işte, bu sakatlık sonrası değil mi bu? Sonrası, öncesi ama bir de kulübende şimdi bak Icardi varken stoperler rahat oynayamıyor. Oyuna çıkartabilirsin ama çıkartabilirsin oradan. Oradan ama mesela çoğu maç Barış Alper'i oynattı Joker gibi mesela deneyebilirdi. Ama gelen oyuncular ısrar, var. Israr da. Ha işte ısrar etti. Biraz önce senin anlattığına geleceğiz aslında. Anlattığın ne? Bir oyuncuyu sen kötü de olsan, iyi de olsan sağdasın. Ama bir santrafor sağdasın, çok önemli. Sağdasın imajı vermek, bugün duygusu mi vermek. O bitti. Golcü bir yerde atar, ondan sonra tutamazsın, arkasını tutamazsın. Bu böyledir. Bu senin de başına, benim de başıma gelse, görüşüne katılıyorum, tedirgin oynarız. Yani ya bizim de öyle, attık. Bende de bir süre öyle vardı. Abi sürekli gözüm kulübedeydi. İşte o çok santraforun gözü kulübeye döndüğü an golden uzaklaşıyorsun. Bitti. Bitti. Kesinlikle yani o görüşe katılıyorum. Hiçbir zaman sahada dışarıdaki yani hocası tarafından güven eksikliği duymayacak bir forvet. Forvet diyorum bak. Aynen. Oyuncu demiyorum. Forvet. Çünkü gole ihtiyacı var. O zaman 5. Şimdi 5 numaraya gelelim. Ev sahibinin 5. Selçuk. Selçuk bizim sayemizde 7 sene sözleşme uzattı. Evet. Yok bu sefer pardon. İnan. Bizim Selçuk. Selçuk'un bence attığı birçok gollerden, frikik gollerinden bir tanesi. Çok temiz vuruyor. Burada da çok güzel vurmuş. Fenerbahçe'nin 5'i. David sokuluyor. David şut! Bu da çok temiz vuruyor. David de Souza. Bu maçta ben de vardım galiba hatırlıyorsan. Evet. David de Souza çok yararlı oldu Fenerbahçe'ye. Oldu. Evet oldu. Çok yararlı bir oyuncuydu. Ben zaten bir Nobre bu bir de bu. Nobre'nin zaten hep şansı tutuyordu. Evet aynen. Nobre. Antrenmanlarda konuştuklarımızda hocaların heyecanında yabancılar anlıyordu zaten bu acayip bir maç olunca. Ama stada gelince aslında anlatıyorsun aslında havayı aslında statta yakalıyorlardı.
oha diyorlardı. Burada ne var? Böyle derbi mi olur falan. Yani mutlaka her ülkede bir derbi vardır ama o zaman Galatasaray Fenerbahçe ya da Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe derbileri dünyada yoktu. Bir tek işte Barcelona, Madrid, El Clasico, işte Boca Juniors falan filan tabii. O maçlar vardı. Onun dışında o seviyede öyle derbi yoktu. Yani bakıldığında yani verdiğin örneklerin dışındaki derbiler işte mesela örnek İspanya'da oynadığım dönemde mesela Sevilla ile Huelva o zaman işte ikinci ligdeydi. Biz Las Palmas olarak orada Huelva'da kampa gitmiştik. Diyorlardı ki işte onların bir şeyi var. Tam şimdi unuttum o bölgenin bir adı var. İşte Huelva çıktığında Sevilla Huelva derbileri Baskı. Kavgalı olur. İşte Baskan bir tane daha bir adı vardı. Katalan. Estulen mi de tam şimdi hatırlayamıyorum ya. Bayağı zaman oldu. Mesela vardır ama irili ufaklı bizim bilmediğimiz bir sürü liglerde derbiler vardır. İşte geçen oynanan derbi de hatta değil mi? Mainz Dortmund sen bilirsin aynen. Mesela. Ona da derbi ama diyorlardı. Ona derbi de mi aslında büyük derbilerden ama bahsedince öyle. Büyük derbilerin içine girmiyor evet. Baktığında. Şimdi bizim de aslında baktığında girmiyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe dünya sıralamasında mesela çok yeri var gibi ama görünüyor. Üç numaradaydı. İşte görünüyor ama ben mesela söylerdim İspanya'da oynadığım dönemde arkadaşlarıma bilmiyoruz derlerdi. Çok ilginçti yani. Bu da bizim aslında biraz izlenirliğimiz. İspanya'da çok fazla Türk yok ya ondan. Almanya tabii canım. Almanya. Almanya'da bir şey diyorum. Almanlar bile daha çok seyrediyordu. Ben bunu Türkler için, gurbetçi Türkler için demiyordum. Aynen. Yabancılar için söylüyordum. Ama bakıldığında evet derbilerimiz bizim kesinlikle dünyada yeri olmalı. Ligimizin kalitesi üst seviyeye çıkarsa daha iyi olur. Ama bu seneyi kıyas yapmayalım. Bizim zamanımızdan bahsettiğimiz için. 4 numara. Evet, 4 numara. Hadi bakalım. Zaniolo'nun golü var mı diye? Var. Götürüyor tek başına. Güzel bir gol atıyor. Doğru. Bence en güzel yaptığı işlerden bir tanesi bu şuttu. Şimdi kiralık gitti. Büyük ihtimalle dönebilir. Ben Aston Villa maçlarını izliyorum. Çok başarılı bulmuyorum açıkçası Ümit. Bilmiyorum evet, sen nasıl çok buluyorsun? Ya şimdi orada kalır mı Aston Villa'da döner mi? Bir kere dönmek zorunda kiralık gitti. Evet. Ama tabii karar ne oldu? Fenerbahçe'nin Apia mı? Benim adam. Çok severim Apia'yı. Yani. İyi hatta sakatlandığı zaman. Onun bir bunun gol şeyi vardı ya şöyle bir Ümit. Bu ne anlama geliyordu şu mesela? Hep bu şunu yapardı. Deli divane. Sakatlığı da ben ameliyat olduğu zaman yanına gittim sakatlığında. Var mı arkadaşın? Tabii kıkırdaklarında problem vardı. Zaten futbol hayatı bitti burada biliyorsun. Çoğu futbolcunun kıkırdaktan bitiyor zaten. Yani ama çok çok karakterli. Bir de çok iyi giyiniyordu biliyor musun? Öyle mi? Üf bir tarzı vardı inanılmaz. Az çok severim abi. Kanallar iyi mi giyiniyordu ne yapalım? Ne bileyim yok Milan'da İtalya'da oynadı ya oradan tarzı öğrenmiş. Bizim Cansın da kanalıydı yanılmıyorsam ya. Cansın ama Cansın giyinmesin ya. Cansın'la biz aynı apartmanda oturuyoruz Fener'de oynarken. Allah bir kurmuş. Tane anım var. Benim büyük kızım o zaman işte daha 1,5-2 yaşında. Ben de asansörden indik. Kızımı tek başına bıraktım. Kapıdan çıkarken Cansın'la karşı karşıya gelmiş. O da seveyim diye şey yaptı. Baktım benim kız asansör korkarak ağlayarak kaçıyor. Bir baktım. Oğlum dedim ne çıkıyorsun kızımın karşısına? Statik olarak böyle tam işte Türk milli takımının değişmez santrafor diyeceğimiz bir santrafor var mı? Ben yok ama ben de şu an Barış Alper'e sıcağım. Neden? Çok kuvvetli. Barış Alper orada kaybolmaz mı Ümit? Bence biz şimdi önde yani ben Barış Alper'i sağ sol gibi takımı düşünüyorum. Önde karşılamayacağım. Yani sırtı dönük oynamak ama biliyorsun şey çok zordur. Ama defans arkası koşularla biz şu an sonuçta defans arkası koşu kenardan daha yüzü dönükken daha hani iyi değil Muntelen mi? Muntelen oyunda çok ön alan baskısı olduğunu düşünmüyorum ama arkasına koşu ve çok kuvvetli tutamıyorsun ya. Baksana bütün ama onu kenarda değerlendirirse daha iyi değil ama mi? Ama işte santraforun yok. İşte Kenan bunu kapayamaz mı? Kenan da kenarda da içeri dribling yaparak oynuyor. Mesela bizim takımda sırtı dönük iyi oynayabilecek atıyorum işte ikimiz gibi bir oyuncu yok işte koyabilir misin? Bir tek Cenk var o da artık bilmiyorum o alır mı milli Cenk takıma bilemez. Olmaz ya Cenk'te çok büyük bir form düşüklüğü var. Vardı ama yani, işte Enes
Enes de öyle bir oyuncu değil. İşte. Yani sırtı dönük oynayabilecek şu anda Türk milli takımında ben oyuncu sayamıyorum. Hepsi şey, yüzü dönük oynayabilir. Çünkü sırtı dönük oynamak çok zor Ümit. Yani evet. Tutmak, bir ara Umut Mayer'den umutluydum, o da olmadı. O da olmadı. O da form grafiği. Düşünsene eskiden hiç santrafor problemi yoktu. Bir de kim? Tabii canım. Şimdi, mesela yani, şöyle söyleyeyim ben. Şimdilik oynardı. Hayır Ümit, sen Gençler Birliği'nde attığın zamanlarda gelemiyordun. Galatasaray'a gittikten sonra milli takıma geldin. Tabii. Hatırla. Yok, ben gençlerde geldim milli takıma. Geldin ama. Ben geldim, oynayamadım ama. Ha, biliyorum ama geldim, beraber Mustafa, aynen, şey Mustafa yapıyorduk dedi ama yani. İşte devamlı. Ama Anadolu takımı getiremezdi. Anadolu takımında bir sürü arkadaşımız var, gelemiyordu. Gelemezdi. Yani. Çünkü şey, oynadığın takım çok önemli biliyorsun. Evet, evet. Yani milli takımlarda değil, sadece dünya, bizde değil, dünyada da öyle. Aynen. Yani o yüzden bizim zamanımızda çok iki tane milli takım çıkardı. Çok rahat çıkardı. Ama şu anda mesela kadroda dört tane forvet hakkı veya beş diyelim. Kimler alınır? Yok ki. Yok yok kadro. Şimdi ne yapacağız? Forvet... Kenan alınır mı? Kenan gelir. Kenan gelecek. Peki Enes alınır mı? Alcan. Şu form grafiğiyle. Alman lazım çünkü yok başka. Şeyi peki forvet mi sayıyorsun? Barış, Barış'la. Yok, Barış Kerem Aktürkoğlu. Barış da kenar. Kerem olur bana mu? Bana göre Barış da kenar, Kerem de kenar. Kenan da kenar. Yani biz şu an çok fazla Kenan oyuncuyla gidiyoruz. İşte yani, ona göre bir sistem olacak bence. Ama abi öyle oynayamazsın ki işte. Avusturya maçını gördük. Olmuyor öyle. Yani. Orada zaten öyle olmuyor işte. İnanılmaz yani. Bir kendi oyunu oynamadığın takım sürece takım savunması zafiyeti vardı. İşte. Ben açıkçası merak ediyorum nasıl bir kadro çıkaracağını. Vallahi inşallah. Ama şundan eminim, birçok Avrupa'dan bizim oyunculara teklif geleceğini düşünüyorum. Yani başta Barış Alper'e gelir. Barış, Kenan'dır, Arda'dır. Bunlar hep parlayacak. Kenan mesela, zaten Juventus'ta zaten oynuyor. Zaten Arda'dır, Madrid ama bunlar şey için bizim ülke adına çok büyük reklam yüzleri olabilirler. Bu çok güzel bir şey bence. Mesela Arda şimdi Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi değerlendirebiliriz. İşte promotion, yani iyi reklam yaparsak buradaki sponsorlarla Arda'yı iyi kullanabiliriz, Barış'ı kullanıp bunları yani markalar için de güzel yüzler bunlar. Ben daha çok aslında forvette değil de Ümit defans bloğunda sıkıntılı bir durum var. Yani vallahi, defans bloğunda özellikle merkez savunmada şu anda Abdülkerim şu an banko. Tamam. Başka? İkincisini bulamadım. Değişerek işte. Sıkıntı. Sol taraf Ferdi, o da okey. Sağ bek yine yok. Yani defans bloğu sıkıntı. Evet, dörtlü defans. Bakalım Montella ne düşünüyor, göreceğiz. İşaret geldi Selçuk. Selçuk geliyor ve gol. Nereye geliyor? Selçuk geliyor, gol de geliyor. Maşallah. Allah. Volkan biraz erken mi gitti? Adımlamayı ters yere atmış. Buraya beklemiş. Diğer köşeye beklemiş. Yalnız bu maçta yerden bir rekor kırılabilirdi ya Ümit. Çünkü son 20 dakika 7 kişiydi maç. Bir tane atamadık biliyor musun? Bu top kafamın üstüne geçiyor. Rapayiç var ya. Gol müthiş ya Rapayiç. Zaten Rapayiç'in bu vuruş tekniği çok az oyuncuda vardı. Ya durduğu yerden çat diye atardı. Ben ilk gençlerde oynadım Rapayiç'e karşı. Barajda duruyorum. Baraj yüzümde patlamış top. Orada maçı 70 dakikada oynamışım ama maçı hatırlamıyorum. Gençlerde derken daha gelmemiştin Galatasaray'a. O bir sene öncesi. 2000'li yıllarda. Çok kaliteli bir sol ayaktı ya. Müthiş. İnanılmaz bir sol ayaktı. Durduğu yerden 40-50 metre çok rahat atardı. Kaçırdıklarımızı göstermeyin ya. Hocam 4 kırmızı kart derbiye damga vurmuştum ben. Evet. 4 kırmızı kart. Yani bence sana şöyle söyleyeyim Ümit. Ali Aydın. Sen ne düşünürsün ya? Bence 4'ünde de haklı. Abi hakem mahvetti bizi ya. Dördünde de haklı ama ya. Bak pozisyonlara bak. İncele. Burada bir şey yok ama. Burada Batista kafa koyuyor. Ama adam önce yumruk atıyor yerdeyken. Ali Aydın burada kararlı gelmişti, ben sana söyleyeyim. Zaten son maçıydı. Hasan küfür ediyor galiba burada. Ümit'in dediği gibi bize de bir kırmızı kart orada gösterilebilirdi. Bence. Dediğin doğru. Ben burada mesela hiçbir şey yapmıyorum. Korkuyorum atacak diye burada. Hakem beni atacak diye korkuyorum biliyor musun? Bak. Basma yok mu? Yok hiç yok. Kenara. Topa dokunuyorum. Bülent abi. Bülent abi atıyor kendini. Bak alkıştan atıyor burada onu. İkinci alkıştan atıyor. Bir daha yapıyor sonra. Devam ediyor.
Ama bu maçta mesela kulübeden kulübeye atışmalar, kavga, senin biraz önce dediğin işte. Yani sanki şeyiz ya. Şuraya bak ya. Kaçırdığımız gollere bak. Benim Mondragon çok çıkardı bu maçta. Neler kaçırdım ya. Rekoru kırabilirdim. Bir tane var bomboş. Arıyorum fazla yere şeye vuruyorum. Avuta. Bakar mısın ya? 7 kişiye şey yapamadım Ümit ya. Hiç böyle konsantre olamadım. Hocam özellikle derbilerde unutamadığınız hakemlerden konuşulmuş yani bir diyalog hatırlıyor musunuz hakemlerle? Ya ben açıkçası kendi adıma ben diyaloğa çok girmezdim ya. Yani hakemlerle diyalogdan kaçardım. Sadece merhaba merhaba nasılsınız? Ben bir tane derbi hatırlıyorum. Bence oynanmış en sert derbilerden bir tanesi Fırat Aydınus yönetiyordu maçı. Bulursun mu sen büyük ihtimalle? Hatta bulursanız o maçı verin. Bana göre oynanmış en sert maç. Yani tekmeler kafamız falan kopacak artık öyle tekmeler. Fırat Aydınus hep oyna. Hep oyna ama en az 5 kırmızı kart olması gerektiğini düşündüğüm bir maçta. Hatta Selçuk en son kafama tekme atarken... Mesela şu 4 kırmızı kart öyle çok sert yok, maç şey değildi. Yok, tabii değildi. Bu maçtaki şey gerginlik. Sadece pozisyonların bir de içinde. Stat evet. Gergindi. Şey konuşmadan atılanlar tabii, var. Bir de stat gergindi. İki tanesi konuşmadan, el hareketinden. Diğeri bir tane daha var galiba. Emre Aşık görüyor galiba. Ama onda bir tane daha var. En sert maç bir de sulu maç. Hı? Bir de sulu maçımız var Ali Sami'nin. Evet. Benim İspanya'dan aslında dönüşüm Trabzon'aydı. Trabzonspor'da oynadığım dönemde ben Las Palmas'tan geçici lisansla Trabzonspor'a geçmiştim. Ben hangi kulübü seçersem oraya geçiyorduk. Orada bir olay olmuştu, başımıza gelmişti. Bu kaptanla kavga etmiştik. Yumruk yumruğa gerçekten. Ondan sonra Sergio Krasić, Hırvat hoca. İşte Oktay sen kal falan dedi. Baktım burada durulmaz. Yani bir de UEFA'ya yazı yazdık. Dedik ki böyle böyle yani burada benim huzurum yok, şeyim yok. UEFA sağ olsun 2 ay sonra bana geçici lisansı istediğim kulübe verdi. O dönemde geldim. Mehmet Ali Yılmaz aradı. Allah rahmet eylesin. Trabzon'un eski başkanı. Güzel bir teklif yaptı. Trabzon'a gittim. O dönem 13 maç 14 gol attım Ümit Trabzon'dan. Bir ay sonra şey değişti başkan. Özkan Sümer oldu. Abi 13 maç 14 benim haberim yokken milli takım kampındayım. 2002 Dünya Kupası elemeleri. Fenerbahçe'ye satmışlar benim. Haberim yok. 3 yıllık kontratım var daha. Sonra tabii anlaştık. Ama Trabzon'da oynadığım dönemde paramı vermedim. Ben de hakkımı helal etmiyorum demiştim o zaman da. Çok boşluklar var Galatasaray. Wesley Sneijder. Sneijder. Sneijder vuruyor! Mükemmel bir gol! Harika bir gol Wesley Sneijder! Mehmet arka direğe doğru gönderiyor. Ama Volkan'ın Schneider'ın topunda çaresiz. Bir de Schneider o maçta aynısını bir köşeye attı. İnanılmaz bir maçtı. Ama Musa Soğuk da bu vuruşları gerçekten iyi yapıyordu. Çok enteresan akrobatik vuruşları vardı bunda ya. Bize yakalamaya çalıştı. Ama Schneider bir sağ bir sol köşe yaptı o maçta. İnanılmaz. Çok önemli oyuncular ya. Çok. Çok güzel frikik atıyorlar bir kere yani. Musa Soğuk Fenerbahçe seyircisi de çok seviyordu. Musa Soğuk seviyordu. O çok yararlı oldu ya. Evet evet çok faydalı oynadı. Bakıyorum dikkat ediyorum da derbilerde herhalde Selçuk'un frikikleri daha fazla. Frikik golleri Schneider'den. Evet ama güzel goller. Musa Soğuk'un golü güzel. Röveşata demişken Türkiye'nin en iyi iki belki de Röveşata'dan oyuncusu yan yana şu anda. Önce bir hatırlayalım mı? Olur. Ümit Karan'a doğru, Ümit Karan kontrol ve muhteşem bir gol! Ümit Karan 73'te sevindiriyor taraftarını, penaltıyı kaçırdı ama bu attığı golle kendisini belki de yüzlerce kez affettirmiş oluyor.
olağanüstü güzel bir gol. Çok usta bir vuruş. Ümit Karan'dan en sevdiğim gollerden. Bir de bunu hakikaten benim benim için attığım en güzel ikinci gol. Aynen. Mükemmel gol. Oktay ve gol 2-0 oluyor. 2-0 oldu. Gel diyorsun değil mi topa? Orada tilki gibi bekliyor. Gel diyorsun tabii. Tilki gibi bekliyorum. Mükemmel bir gol. Rövaşatayla ve Trabzon Hüseyin'e. Ya seviyordum ben de şu akrobatik hareketleri ya. Ya hiç, yetenek, boş kale, hiç boş kale atmadım. Yetenek ha. İşi yani sonuçta hissiyatı olmazsa mesela o top daha gelirken o hissiyatı hissediyorsun abi. Yapabileceğini. Yoksa kendini o duruma sokmazsın. Ama çok fırça yedim oldu yani. Fatih çok Hoca'da. Denediğin değil mi? Tabii ya. Esas Ümit'in bir tane benim çok beğendiğim var. Ankara Spor'dayken attı. O tam orada şu, boynum kırılacaktı. Orada yani. Nasıl vurdun onu? Nasıl ettin? Mesela var mı o gol? Hasan Yiğit'in ortası. Ümit Karan mükemmel bir gol atıyor. Karşılaşmada 30. dakika ve Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 1-0 öne geçiyor Ümit Karan'ın golüyle. İşte Hasan Yiğit'in ortası. Ümit Karan, Röveşata, Şenol'u böyle mağlup ediyor. O müthiş, müthiş. Benim mesela en beğendiğim Röveşata gollerinden bir tanesidir Ümit'inki. Sizin bir de sayılmayan bir cüme giden bir Röveşata'nız vardı, hatırlıyor musunuz? Ya Ünsal Çimen'de foul verdi değil mi? Ne bu? Şeyde Binali Kartal'dı. Offside mi verdi burada? Burada ne verdi ki? Ne geldi biz de bilmiyoruz. Bak offside yok. 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 Kim bozuyor? Timur bozuyor. Ama bunu kaldırıyorlardı ne zamanda hep. Bu bak bu var. Bir tane daha var aslında. Gençler Birliği maçı yine. Gençler Birliği'ne attım bir tane daha. O maçta da var. Fani Madi da kenardan kesiyor. Bu sefer onda da şey diyor. Ne derler? Dışarıdan çevriliyor diyor. He. Benim sayılmayan bunun gibi daha iki tane daha Röveşata golüm var. Bilmiyorum burada var mı? Bir tane attım. Benim Avrupa Kupalarında attım var. Spartak Tırnava'ya. Mes. Bir Röveşata golüm var. Ha, güzel. Bu da çok zormuş. Benim de mesela derbiler evet çok önemli. Benim mesela benim 100. golüm bak 100. golüm Beşiktaş'a. Öyle mi? Tabii. Ve o gün penaltını atıyorum ve sakatlıktan yeni çıktım. Çaprazları kopardım. Maçın dönüşü. Bir de aynı gün Galatasaray'da. Galatasaray Beşiktaş maçı. 100. golümü atıyorum. Ve benim oğlum o gün doğdu. Oo. O çok güzel bir, o derbi çok, hayatta unutmam. Çok güzel bir anı ya, harika. Galip geldiniz galiba. Aynen 1-0 kazandık. Kalesinde Runye. Geldi topun üzerine. Vurdu mu? Galatasaray 1-0 önde. Ali Sami Yen'de Galatasaray 1-0 öne geçiyor. 100. golünü atıyor. Kariyerinde Ümit Karan golünü atıyor. Ve 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Bir numaralı gole gideceğiz ama bence sizin kariyerinizin bir numaralı golden önce bir izleyelim. Sonra gollere gideceğiz. Olur. Orhan Ak. Orhan Ak defasın arkasına Ümit Karan'a doğru. Yohan'la izlekti Ümit Karan'dan. Müthiş bir gol. Harika bir gol Ümit Karan. Mondragon bile şaşırdı. Böyle bir gol olur mu diyor. Ama Ümit Karan varsa olur. Hatırlar mısınız? Maç öncesinde seyirciye her zaman güzel gollerde atmayı kendisine görev olarak almış bir oyuncu. Ne yazık ki geçen sene Ümit Karan'ı az seyrettik. Seyrettik de Ankara Spor'da seyrettik. İşte bu müthiş bir gol. Van Basten misin Ümit Karan? Bu ne biçim vuruş? İnanılmaz bir vuruş. Orhan Ak. Orhan Ak defasın arkasına Ümit Karan'a doğru. Yohan'la izlekti Ümit Karan'dan. Müthiş bir gol. Harika bir gol Ümit Karan. Ya havadayken atmış Ümit Karan. Ben sana söyleyeyim. Havadayken atmış. Aslında kalecinin bu golde hiçbir hatası yok. Bülent ya, kaleci Bülent. Vallahi yok hiç be. Ne uçmuş. Abi? Uçmuş bak. Gideceği yere kadar gitmiş. Yani benim için tarih, yani futbol kariyerimi ben, kusura bakma tabii sen muazzam goller attın ama futbol Türk tarihinde atılmış en güzel gol arasında bunu yazarım yani tartışmasız. Müthiş gol. Gol tabii ki yazarsın. Niye yazmıyorsun? Gaspan Bastınan. Müthiş gollerden bir tanesi. Yani. Ben bu golü... Bu benim bir numaram. Bu golü vuruş tekniği kime benziyor biliyor musun? Avrupa'da o zaman... Kısa da onunla dolaşıyorduk biz diye. Jean-Pierre Papin.
Ben bir defa bahsettim. Papen'in aynı Milan'da oynarken bir Avrupa Kupa maçında, çok iyi hatırlıyorum, tam ismini bilmiyorum hangi takımdı, bu golü aynısını attı. Van Basten'de da sahip attı. Van Basten'de vardı o, ama o ama bu buradan ama bu top buradan, bu arkadan geliyor bir de. O açı çok dar Ümit. Evet. Yani onunki zorun da zoru yani. O belki orada bir kaleci hatası çıkartabiliriz. Ya, kaleci belki çıkartabiliriz yani. Kaleci de sahip. Tabii canım. Yani. Dünyanın bir numaralı kalecisi de o zaman. Tabii, yani de şey, no yerler şeyler ederse onlar neyse oydu. Da senin dediğin verdiğin örnek de çok absürt, inanılmaz bir goldü. Bu da öyle aynı şekilde. Sürat'e sokuluyor ceza sahasına doğru. Ondan da sıyrıldı Oktay. Şut pozisyonu oluyor. Oktay ceza sahasında. Gol gol. Hadi Oktay! Dizer gibi çalıma dizdi ve topu ağlara gönderdi. Ya buna yorum nasıl yapacağız? Hocam bir Van Basten izledik de Maradona izledik. Ya buna ya bir tabii ya, yorum... sallana bütün Belçika'yı uyuttum be. Buna bir yorum ne gol be. Ya var ya bunu nasıl hatırlıyorum bu golü ya. Dün gibi hatırlıyorum bu golü. Sen gençlerdeydin o zaman. Evet. Hakikaten Maradona golü gibi ya. Bırakışın çok komik ya. Ama bırakışın orada, çok komik ya böyle. O, lep. Onu vurmasam, bunu yapmasam, o vuruş tekniğini yapmasam kaleci kurtarabilirdi. Çünkü sert vuracağım zannetti. Sert geldim. Bir klep ama o çektim. O biraz terbiyesizce oldu. Öyle mi oldu? Ayıp oldu o zaman. Müthiş bir goldü ya. Hocam Belçika'dan vize zaten alamıyor, sen hiç alamayacaktın. Yok, hoca, Oktay Hoca'yı bir daha Belçika'ya almamışlar bundan sonra. Belçikalılar tanıyor beni canım. Çok vallahi ciddi söylüyorum. Belçika'ya birkaç kere gittiğimde işte yani gördüklerinde değil de golü anlattıklarında, mesela bir restoranda gitmiştik. Restoranda işte demişti böyle böyle diye. Aa evet biliyorum, hatırladım, o ne goldü falan. Tip olarak değil de golü hatırlıyorlardı. Evet ve bir numara geliyor. Bir numaraya bakalım artık. Umut. Snyder. Snyder. Snyder Burak top istiyor. Snyder. Muhteşem bir gol daha. Wesley Snyder'in bu maç. İki tane attığı maçtı. Değil mi? Bir sağ bir sol yaptı ama. Yani Volkan en çaresiz kaldığı maçtır herhalde kariyerinde. Baksana abi. Çok bir hatası olmadığı için bir şey değil. Bu işte yok ya, çaresizsin yani. Bu iki burça da çaresiz kaldı. Yani maç 2-0 bitti galiba tahminimce. Değil mi? 2-0 bitti maç. 2-0 bitti maç. Schneider atmıştı değil mi o ikisinde? Evet. Alex de. Bir Alex, özel bir oyuncuydu. Bir Alex klasiydi. Sol ayağını aldı, geçmiş olsun zaten. Sol ayakta geçmiş olsun. Vuruş tekniğine bakar mısın Ümit? Vuruş tekniği drop vuruyor. Yani yerlen karışık vurduğun zaman da çok böyle hız alır ya. Drop vuruyor. Drop vuruş. Güzel maçlar oldu. Güzel goller izledik ya. Kesinlikle. Çok kavgamız oldu. Çok dövüş olduk. Çok tartıştık. Çok kızdırdık birbirimizi. Atmosferi unutulmaz Ümit. Evet, yani seviyoruz. Derbilerin. Derbi. Atmosferi unutulmaz. Bakalım. Biraz önce anlattığım bu hafta ne olacak, atmosfer bakacağız. Var ya, o atmosfer. O bir hafta. Maç bitiyor. Evet. O bir hafta gelene kadar. O yaşanan atmosfer, hava, o mükemmel. Herkes tarafından o maç. Sanki başka maç oynamayacak ha. Oktay hep şunu söylüyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, bir de derbi oynamak. Abi seni futbolcu yapıyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şampiyonlar Ligi ve derbi. Kesinlikle. Derbi maçı oynamadan geçenler var futbol kariyerinde. Uzun zaman oldu seninle muhabbet. Aynen öyle kardeşim. Hatırlamak güzeldi. Aynen vallahi ciddi söylüyorum. İnşallah bu hafta da güzel bir maç izleriz. İnşallah. Hak eden kimse, kazanan olsun, iyi mücadele olsun, iyi futbol olsun. Biraz önce dediğin olmasın, kavga gürültü olmasın. Oyun izleyelim, futbol izleyelim. Teşekkür ederim ev sahipliği için.